Kemal Bey. Epeydir yoktunuz. Herkes evde mi Seray? Evet, evet. Rica etsem geldiğimi haber verir misin? Kısa bir ziyaretim olacak eğer uygunsa. Peki tabii. Ay nerede kaldı bu kızlar ya? Bak pişiler soğuyacak. Şey, Kemal Bey gelmiş de kapıda şu an, müsaitseniz bizi görmek istiyormuş. Tamam, gelsin, söyle gelsin. Tamam. Ablacığım ne lüzumu vardı şimdi, niye gelsin diyorsun? Buyurun. Merhaba, afiyet olsun. Kemal Bey, siz nereden çıktınız böyle? Çok kalmayacağım Sacide Hanım, merak etmeyin. Veda etmeye geldim. Bir de verdiğim rahatsızlıktan ötürü size bazı hediyeler getirdim. Özür mahiyetinden. Nereye gidiyorsunuz? Uzaklara diyelim. Süreyya Hanım, bu sizin. Konaktaki bütün hisselerimi size devrettim. Artık tamamen sizindir. Bir imza atmanız yeterli. Ay sahi mi, siz baya baya gidiyorsunuz o zaman Kemal Bey. Bu da sizin için Sacide Hanım. Benim için mi? Ay nedir ki bu? Ah, İlahi Kemal Bey, aşçı kursunda benim ne işim var? Aşk olsun size yani. Oraya eğitmen olarak gitmeniz için Sacide Hanım. O kadar mükemmel yemekler yapıyorsunuz ki belki bir adım öteye taşımak istersiniz diye düşündüm. Ha. Aysen Hanım, bu da sizin. Aa, ne ki bu? Çocuklar olmadan önce otel müdürlüğü yapmışsınız. Bu adresteki otelin sizin gibi tuttuğunu koparan iyi bir müdüre ihtiyacı var. Belki gelinlik içinden sıkılırsınız diye. Gerçekten mi? Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Zeren, bu da senin için. Müziği ve plakları cerrahlıktan daha çok seviyorsun sanki. Teşekkür ederim. Evet kızlar, bunlar da sizin. Ya, sağ olun. Teşekkür ederim. Ateşten gömlek. Manidar. Ya çizim tableti bu. Ya benim çok işime yarar. Teşekkür ederim. Rica ederim. Bunları da Efe ve Nikos Efendi'ye bırakırsanız sevinirim. Kemal. Neden geldin? Veda etmeye. Verdiğim rahatsızlık için de özür dilemek istedim. Gidiyorsun demek. Aslında çok doğru bir zamanlama olmuş Kemal Bey. Bizim de düğünümüz var çünkü. Yani düğün hazırlıkları sırasında sizin ortada olmamanız çok iyi olacak. Öyle mi? Demek düğününüz var. Evet. Cem'le Harika evleniyorlar. Tebrik ederim. Teşekkürler.
Müzeyyen Hanım'ın da hediyesini vermek isterim eğer müsaitse. Tabii buyurun, ben babaannemin odasını göstereyim size. Hoşçakalın. Ne yapayım? Doğruya doğru. Söylemeyeyim mi yani? Evet. Babaanneciğim, Kemal Bey geldi de seni görmek istiyordum müsaitsen. Öyle mi? Gelsin. Buyurun. Müzeyyen Hanım, size küçük bir veda hediyesi getirdim. Aa. Gidiyorum. Ay, şapka mı yoksa? Ha, şapka. Sen hep seyahatten gelirken getirirdin. Şimdi tam tersi oldu. Şaşırtın beni. Sizi özleyeceğim. Ben de seni çok özleyeceğim. Ama çok doğru karar verdin. Yolun açık olsun. Ama gitmeden şu şapkayı bir takayım da gör. Nasıl oldu? Çok yakıştı. Yakıştı değil mi? Sen ne getirirsen yakışıyor zaten bana. Dur ben de bakayım. Ay, çok yakıştı. Kraliçe Elizabeth halt etmiş. Duymuşsundur, Eşref'in mezarı boş çıktı. Duydum. O mezar boş çıkınca ben de emin oldum. Eşref ölmedi aslında. Sen de onun oğlu değilsin. Çünkü sen Eşref'sin. Süreyya Hanım. Korkma, korkma. Ay, ben de biliyorum bu imkansız bir şey. Aklım işte, bana oyun oynuyor, ne yapayım? Ne yapsam durduramıyorum. Sana her baktığımda Eşref'i görüyorum. Ben bununla baş edemiyorum. Onun için tedavi olacağım, iyileşeceğim. Eşref'i unutacağım. Ama unutmadan sana ben bir şey söylemek istiyorum. Buyurun, ne söylemek istersiniz? Ben onu çok sevdim. Bu dünyadaki her şeyden çok sevdim. Sen de onun bir parçasısın. Ben ona veda bile edememiştim, biliyor musun? İşte ben zaten o vedayı edemedim diye bu hale geldim. Kalbim katılaşmıştı. Belki de ondan hayat seni çıkardı benim karşıma. Güle güle. Yolun açık olsun. O da seni çok sevdi Süreyya. Hoşça kal. Thank you.
Nereye gitsem sizi kalbimde taşıyorum. Hep benimlesiniz. En büyük hasret de bu. Hiç bitmeyen, azalmayan, dinmeyen bir hasret. Hoşçakalın.